Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Öğrenci Veli Dernekleri olarak 2013 yılından beri çocuklarımızın bilimsel, layık eğitim alması için sağlıklı bir sistemde, güvenli bir sistemde eğitim alması için mücadele ediyoruz. Bugün burada yeni yapılan müfredatı kesinlikle doğru bulmuyoruz. Çocuklarımızın pedagojik gelişimlerini tamamen yok sayan, layık bilimsel eğitimi yok sayan, devletin layık bilimsel eğitimi vermekle yükümlü olduğu, anayasal kanunlarıyla yükümlü olduğu okullardaki eğitimin değiştirilmesini reddediyoruz. Çocuklarımızın geleceği, ülkemizin geleceğidir. Bir eğitimin layık ve bilimselden uzak olması, ülkenin karanlığa mahkum olması demektir. Bu gerici düzenden, bu zihniyetten, tarikat düzeninden lütfen vazgeçin. Çocuklarımızı bu tarikat düzenine kurban etmeyeceğiz. Kamuoyunda bir haftadır müfredat değişiklikleri, ders kitaplarındaki tekil örnekler tartışılarak müfredat değişikliklerinin siyasal ve ideolojik yönünün geri planda kalması önemli bir eksikliktir. Müfredat değişiklikleri okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede işlenecek derslerin içeriği ve bunlarla ilgili önemli ve tüm toplumu ilgilendiren düzenlemelerdir. Eğitim sistemi açısından öğrencilere verilecek bilgiyi belirlemek ve seçmek, müfredat ve ders kitapları üzerinden öğrencilere aktarılması süreci başından sonuna siyasal bir nitelik taşımaktadır. Dolayısıyla bugün eğitim müfredatında yapılmak istenen değişiklikleri ve içeriği tartışılan ders kitaplarını iktidarın eğitimdeki siyasal ideolojik hedeflerinden ayrı ya da bağımsız değerlendirmemiz mümkün değildir. Öğretim programlarında bilimsel eğitim ile ilgili olan pek çok nokta özenle sadeleştirme ya da ayıklama adı altında ayıklamaya tabi tutularak tek adam rejiminin bütün hedeflerini açık, gizli, örtük amaç ve değerler üzerinden ders kitaplarına yerleştirerek kendilerince dini ve milli bir müfredat oluşturmak istendiği anlaşılmaktadır. Müfredat değişikliklerini sadece pedagojik açıdan eleştirerek ders kitaplarında yapılan değişiklikleri eğitim biliminin temel ilkeleri üzerinden ele alarak değerlendirme yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bugün karşımızda eğitim programlarında yapılan teknik değişikliklerden çok iktidarın siyasal programına paralel olarak hazırlanmış bir eğitim müfredatı bulunmaktadır. Dolayısıyla yeni müfredata yönelik eleştiriler sadece pedagojik değil, aynı zamanda siyasal bir nitelik taşımak zorundadır. AKP'nin toplum tahayyülünde istediği insan modelinin nedenli çağın gerisinde ve bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini de eğitim alanında sicilinin nedenli bozuk olduğunu da 4+4+4 sürecinde biliyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın eğitiminde telafisi güç olumsuzluklar yaratacak bu müfredat değişikliği kabul edilemez. Eğitimsel olarak eğitim müfredatı olmaktan çok siyasi iktidarın siyasal ideolojik hedeflerini gözeten tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı toplum modelini temel alan laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. Bireycilikle, milliyetçilikle, dini ve milli değerler ve rekabet ile yoğrulmuş bilimsel, sanatsal, estetik açıdan sığ, büyük ölçüde dini kurallar ve referanslara dayanan bir dilin kullanıldığı yeni eğitim müfredatının çocuklarımıza, öğrencilerimize verebileceği hiçbir şey yoktur. Eğitim müfredatı öğrencilere yaşamı,
bir bütün olarak kavramayı hedefleyen çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişmelerine hizmet edecek öğrenme yaşantılarını içeren layık ve bilimsel bir içerikte